Peki sen atmadıysan adam kendi mi atladı? Ayşegül söyledim ya, başka biri daha vardı. Yalan söylemiyorsun değil mi? Ya ben sana ne zaman yalan söyledim? Tamam ya, tamam söyledim. Söyledim de bu başka, o başka, burada cinayetten bahsediyoruz. Tamam. Şimdi her şeyi baştan doğru düzgün anlat bana hadi. Üçe kadar sayıyorum. Sakın bir yere kıpırdama, sakın! Geldim. Lütfen götür beni buradan. Her şey dediğin gibi olduysa ne yapacaksın şimdi? Gidip teslim olamam. Niye? Kumpası görmüyor musun Ayşegül? Adamın konuşmasını istemediler. Kim? Bilmiyorum kim. Benim de onu bulmam lazım zaten. Sen beni takip ettin değil mi? Evet. Kime haber verdin? Senin müdüre. Başka? Başka kimse yok o kadar. Ya baştan beni dinleseydin bunların hiçbiri gelmeyecekti başına. Ya şimdi bunların hiç sırası değil Ayşegül ya. Hiç değil. Biz nereye gideceğiz sen onu düşün. Sana gidemeyiz. Begüm'e de gidemeyiz. Telefonların dinlenecekmiş bu arada. Tahmin ediyorum o kadarını. Babana gidelim. Ya yakalanırsa? Adamın davası devam ediyor. Yakarsın herkesi. Sana gidelim. Yemezler canım. İlk bakacakları yerlerden biri de benim evim. Aklına hiçbir yer gelmiyor mu ya? Biri geliyor aslında. Kim? Sen binsene şu bagajı hadi. Kim? Ayşegül kim? Poyraz. Dediğimi dinler misin? Lütfen. Hadi bin şuraya. Hadi. Şunu lütfen yavaş kullan. Ne olur. Tamam. Ne olur. Sus. Hadi. Ayşegül nereye getirdin beni? Sus Poyraz. Hoş geldiniz. Hemen odama geçin. Ayşegül beni bu adama mı getirdin? Ben gelmiyorum. Gelmezsen gelme. Git yakalasınlar seni. Çürü hapislerde oldu mu? Hadi. Hadi çabuk kimse görmeden gelin. Buyurun. Mete, senin de başını belaya sokmayız değil mi? Yok yok Aramat'la iyi yaptın. Ne oldu? Anlatın. Poyraz. Ha bir şey olduğu yok ya hayat. Sinan'ı vuran adamı bulmuş. Adam öldü. Suçu Poyraz'ın üzerine atmaya çalışıyorlarmış. Bana karşı dürüst olursan sana yardım edebilirim. Sormak zorundayım, kusura bakma. Adama bir şey yaptın mı? Yapmadım. Emin misin? Yalan mı söyleyeceğim? Kırmızı bülten meselesini biliyoruz. Bak kırmızı bülten meselesi başka. Bu başka. Değil mi? Burada bir cinayetten bahsediyoruz.
İyi. En azından durumun ciddiyetinin farkındasın. Ben gidiyorum. Teslim olacaksan git teslim ol. Bu akıllıca. Ama saklanacaksan burası en güvenli yer. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Bagajıma niye saklandın o zaman? Çünkü saklanacak daha iyi bir yer bulamadım o sırada. Eğer yakalanırsan yardım etmek için çok geç olabilir. İstersen her şeyi baştan anlat. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Olur mu? Ben hemen geliyorum. Ya önce mafyanın kızı. Yetmedi sonra mafyanın kendisi. Oğlum şimdi bir de cinayetten aranan polisi mi getirdin buraya? Oğlum ne yapıyorsun sen? Sıkıcı hayatımıza biraz renk geldi, kötü mü? Ya bırak. Ya biz pastel renklerle ne güzel idare ediyorduk. Oğlum bu renkler çok canlı, beni korkutuyor ya. Ya bir kıza kur yapacağım diye. Gürcan, saçmalama. Beni buraya bilerek getirdin değil mi? Mete konusunda kendini ikna ettin. Şimdi de beni ikna edeceksin değil mi? Sen demiyor muydun adam 10 numara diye, şöyle iyi böyle iyi. Yardım edecek işte sana. Ayşegül, saçmalama. Adamın derdi bana yardım etmek değil. Sana yardım etmek. Gittin başını gene belaya soktun. Ben niye bilmiyorum ama salaklığımdan herhalde sana yardım etmeye çalışıyorum. Ben biliyorum sebebini. Allah Allah, nedenmiş? Çünkü sen hala beni... Haberler kötü. Hakkında arama kararı bile çıkarılmış. Aa! Doğru mu söylüyorsun ya? Bak bu çok büyük haber oldu şimdi. Ben bunu hayatta tahmin edemezdim. Ayşegül, bu arkadaş gerçekten muazzam bir avukatmış ya. İpten adam alır bu arkadaş, vallahi bak. İnsanlarla dalga geçince kendini çok mu zeki hissediyorsun? Bu rahatlatıyor mu seni? Sen ne yap biliyor musun? Buradan çıkınca bir psikoloğa git. Çocukluğuna falan in. Benim çocukluğum çok karanlık. Ayrıca ben karanlıktan korkuyorum. Poyraz, sabrımızı taşırıyorsun. Sabrımızı. İkimizin sabrı. Ben ikinizin sabrını taşırıyorum. Yani siz ikinizsiniz, ben tekim. Öyle mi? Ayşegül, kusura bakma benden bu kadar. Mete, Mete lütfen, Poyraz'ın sana ihtiyacı var. Lütfen. Ne, özür filan dilemeyeceğim herhalde değil mi? Senden özür filan beklemiyoruz. Öküzlük yapma yeter. Ayşegül, ama olmuyor böyle laflar ya. Sen nasıl buldun Poyraz'ı? Yani gittiği yeri nereden biliyordun? Takip ettim. Takip ettin. Dün gece Ayşegül'le kaldım da oradan biliyor. Bir suçluyu kaçırıp Ayşegül'de mi kaldın? Çok güzel bir iş yaptın. Gurur duy kendinle. Ya soruşturmayı senin de dahil ederlerse? Yok öyle değil. Şimdi o başını belaya sokmasın diye ben onu şey yaptım. Yok yok. Kırmızı bültenin rövanşını alıyor. Sen bilmezsin bu var ya bu. Ne kincidir bu? Sen ne düşüncesiz bir adamsın ya. Ya Ayşegül'ün başı da belaya girerse? Biz alışkınız. Merak etme. O eskiden de diyeceğim ama durum ortada. Ben adliyeye gideyim, bir savcıyla görüşeyim. Bakalım onların elinde bir şeyler var mı? Teşekkürler Metin. Elimden geleni yapacağım. Haberleşiriz. Kurtaracak mı beni beyaz atlı prens? Adamdan bir şey istedik. Yerin dibine soktun beni. Yardım edecek sana ya, yardım. Tabii canım. Belki arada bir akşam yemeği daha koparır. Daha sen dün demiyor muydun? Git takıl Mete'yle, mutlu oldu ya. Ne oldu? Sen de inandın mı? Hiçbir şeyime inanmayan Ayşegül gitti buna mı inandı? İnanmasa mıydın? Nasıl inanırsın ya? Sen benden başkasını sevemezsin Ayşegül. Aklını bile getiremezsin. Şimdi kafan karışık işte.